Evet, başlangıç ekipmanlarıyla hayatta kalmaya çalışacağız. Bu lobi görevi var arkadaşlar. Lobi görevini yapmak için bu şekilde girdim. Avsıras aktiviteye şahit olmasını sağlayın diyor. Hayalet fotoğrafı çekin. Biri kovalarken tütsüyle geri çevirin. Ne yazık ki tütsü görevini yapamayacağız. Çünkü ekipmanlarımız yok. Termometremiz yok. Güçlü fenerimiz yok. Sen burada kal dostum. Şimdilik feneri alıyorum. Garajdaymış. Zaten çok da uzakta değilmiş. Evin anahtarını almadık. Evin anahtarını alalım. 5 fotoğraf hakkımız var. Çünkü tek fotoğraf makinemiz var. Ayna yok. Tarot kartı yok. Müzik kutusu var. Evet, müzik kutusunun fotoğrafını alalım. Tütsü görevini yapamayacağız. Çünkü dediğim gibi başlangıç ekipmanlarında tütsü yok arkadaşlar. Lanetli eşyayı bulmadan, ona bakmadan önce yukarıdan bir ses geldi. Evet, yukarıdan ince bir ses geldi ama aşağıda da olabilir. Şöyle masaların altlarına falan kemiklere bir bakalım. Müzik kutumuz var. Kemiğimiz var mı? Şu banyoda oluyor genellikle alt katta olduğu zaman da. Ama burada da yok. Tamam. Burada kemik yok. Şuraya bir bakalım. Dostum kemiğin nerede olduğunu söyleyin. Evet, yukarıdan ince bir ses daha aldık. Aşağı katta bir işimiz yok arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. Üst kata gidiyorum. Işıkları da yaka yaka gideceğim. Çünkü akıl sağlığı hapı yok. Başlangıç ekipmanlarıyla oynarken akıl sağlığı hapı vermiyor. Bu sebeple de akıl sağlığımız çok çabuk gidecek. Ve dolduramayacağız. Profesyonel modda da bu biraz sıkıntı yaratabilir. Dostum kemiği nereye sakladın? Koridorda değil. Burada da değil. Burada da yok. Şöyle iyice bakalım. Saklanmak için burada bir yerimiz var. Evet, kemik burada. Bunu bir alalım. Sanki böyle dondurucu soğuk gibi bir şey gördüm ama gidelim. Şimdi bu arkadaşı etkileşime sokmak için şu ekipmanlar şurada bir kalsın. Biz kameramızı bir alalım. Akıl sağlığı ne durumda? 87. Hızı da ilerliyor aşağıya doğru. Şimdi projektör, defter ve aynı zamanda projektör burada kalsın. Telsiz de burada kalsın. Yukarıdan ses geldi. Garajdan geldi galiba. Tam algılayamadım ama. Buradan bir yerden geldi gibi oldu. Garaja bir bakacağım. Evet, garajda o dondurucu soğuk hayalet küresi. Ne ararsanız var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamam. Ya sesi almak o kadar, yani kulaklıkla oynamak o kadar güzel oluyor ki. Direkt seslerini duyup oraya doğru gidiyoruz ya. Bak mesela hiç termometre kullanmıyorum. Ne bileyim işte diğer parabolik mikrofon kullanmıyorum. Termometre kullanmıyorum. Direkt şey yapıyorum yani. Nerede? Garajda. Sesi duyuyorum. Geliyorum buraya. Şunu alalım. Kendini gösterirse fotoğraf çekeriz. Are you here? Here. Parmak izi yok. Dondurucu soğuk var. Parmak izi yok. Hayalet küresi var. Revenant yüreği oniriyor. Seçenekleri indiriyoruz aşağıya doğru. Where are you? Bu arada telsiz olabilir, evet. How old are you? Projektör var. Bu ne ya? Başlangıç ekipmanıyla daha çabuk buluyoruz hayaleti. Kapıya falan bir şeye dokunsaydın da bir iki fotoğraf daha alsaydık dostum. Şimdi çok basit olmadı mı? Bence çok basit oldu. Müzik kutusu.
Yani tütsümüz yokken ne kadar mantıklı kullanmak bilmiyorum ama zaten burada da bir ekipman falan bir şey kalmadı. İki fotoğraf daha çekeceğim. O çektiğim iki fotoğraftan sonra başka fotoğraf hakkımız kalmayacak. Hayalet fotoğrafı çekmek gerekiyormuş aslında ama tütsü yokken gerçekten zor arkadaşlar bu. Ama sizin için zor olanı deneyip hayatımı riske atıp bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım ölmem. Buradayım. Güneş mi doğuyor? Ne oluyor? Çok yakındı arkadaşlar. Ölüyorduk. Şuna baksana. Dibimizdeydi. Gidiyorduk. Ve direkt arkamızdan yukarıya geldi. Çok yakındı çünkü. Yan taraftaki dolabın kapalı olduğunu gördünüz. Of. Tam buraya geldi, av süresi bitti. Bütün her yere bakmış ve benim oğlum dolaba bakacaktı. Benim oğlum dolaba bakacaktı, av süresi bitti. Evet. Enteresan. Yalnız şöyle bir durum oldu. Normalde bu arkadaş garajın içerisindeydi. Biz müzik kutusunu başlattığımızda normalde müzik kutusuna doğru kendi şu anki garajda hala. Bakın hayalet küresini görüyorsunuz. Buradan yürüyerek çıkıp müzik kutusuna kadar gelmesi lazımdı. Müzik bittikten sonra da av başlatması lazımdı. O direkt olduğumuz yerde çıktı. Ve doğrudan müzik kutusunun yanına gelmiş oldu ve av başlamış oldu. Zor kurtulduk yalnız. Evet. Şu görevi yapamayacağız zaten. Onun dışında başka yapacak bir şey yok. Gidelim. Hani çok çabuk bulduk derken çok da çabuk gidiyorduk yalnız. %95 iyidir. Hiç yoktan iyidir yani. Evet. Toplam 5 dakika 33 saniye içeride zaman geçirmişiz. Bulup çıkmışız. O da güzel.